FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tavsiye ediyor. Her türlü dezenfekte edici olarak. FDA, Amerika Gıda ve İlaç Denetim Merkezi de tavsiye ediyor. Gıda ve besin maddelerinde. EPA, Amerika Çevre Koruma, tarımda, efendim havuzda, hayvancılıkta, her şeyde tavsiye ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bunları da tavsiye ediyor. Ve bununla ilgili çalışmalar 1814 yılında başlamış, 1915 yılında efendim dezenfektan olarak sularda kullanılmaya başlamış. 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne suları arıtmak için dezenfekte olarak kullanılmaya başlamış. Suyu arıtmak, temizlemek, suyun içindeki her türlü bakteri, virüs, mantarı yok etmek için. Sonra 1985'te Avrupa Birliği ülkelerinde, 1987'de İngiltere'de, 1988'de Japonya'da, 2005 yılında da Çin'de sularda artık klor kullanılmıyor. Klor yerine klor dioksit kullanılıyor. Çünkü klor kullanırsanız kanserojen maddeler oluşabiliyor. Çok riskli. Ona daha sonra değineceğiz. O nedenle hiçbir yan etkisi olmayan ve birçok faydası olan, mikropları öldüren, mikropların DNA'sını bozan, enzim yapısını bozan, protein yapısını bozan, amino asitlerini bozan ama ayırmayan her türlü mikrop, bakteri, virüs ve mantar. Ha, bir özelliği daha var. Faydalı bakteriye zarar vermiyor. Dokuya zarar vermiyor. Yani öyle de bir ayrım yapıyor. Diyor ki sana zarar vermiyorum. Neden? Çünkü faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda yaşıyor. Bu oksijensiz ortamdaki serbest radikal hareket ediyor. Oradaki her türlü patolojik, yani hastalık yapıcı bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor.